Efendim Ulusal Kanal'dan Futbol Tutkusu programından herkese merhaba, herkese iyi akşamlar. Bir pazartesi klasiği Ulusal Kanal'da Futbol Tutkusu başlıyor. Cenap Yener'le bu akşam konuğumuz çok genç ama bir o kadar da ne diyelim kariyeri parlak, başarılara imza atmış bir isim. Tanıtımlarımız döndü hafta içi program öncesinde. Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda pazarlama müdürlüğü yapmış. Yalnızca Türkiye değil, yurt dışında da bu anlamda görevini ifa etmiş. UEFA'nın spor danışmanlarından, futbol danışmanlarından Sayın Burak Gürkan bizimle. Sayın Gürkan hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Cenap abi merhaba. İyi akşamlar herkese. İyi bir hafta olsun diyoruz İnşallah. Öncelikle. İnşallah. Bu haftanın 20. haftanın son karşılaşması Trabzonspor'la Göztepe arasındaydı. Bu akşam oynandı ve bu akşam yine beraberlikle biten bir karşılaşmayla bu hafta noktalandı. Bu haftaya beraberlikler biraz damga vurdu. Evet. Beşiktaş öyle, Fenerbahçe öyle, Trabzon öyle, Medipol Başakşehir lider öyle, bir Galatasaray. Hani berabere kalsaydı daha şanslı olacaktı, puan çıkarmış olacaktı. Kaybetti Galatasaray. 9 puan kaybetti bana göre. Tabii büyük bir kayıptı. Sırasıyla konuşacağız hepsini ama önce skoru, daha doğrusu sonuçları şöyle bir ekrana getirmek istiyorum ben müsaadenizle. Bu hafta ne oldu? Bursa Spor Beşiktaş'ta 2-2 berabere kaldı kendi evinde. Kardemir Karabük Spor 1-0 bir galibiyete imza attı. Aytemiz Alanya Spor karşısında. Antalya Spor 3-1'lik bir galibiyete imza attı. Önemliydi Antalya için. Kuryeni Malatya Spor karşısında. Fenerbahçe Gençler Birliği kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa Akhisar Spor 2-0'la geçti. Osmanlı Spor kendi evinde kaybetti. Kayseri güzel futbol oynuyor. 1-0 önde kapattı. Atiker Konya Spor, Medipol Başakşehir 1-1 berabere kalan yine bir başka karşılaşmaydı. Sivas 2-1 Galatasaray'ı geçti ki geçen hafta konuştuğumuzda Sivas deplasmanı zor diyorduk. Giden pek puan çıkartamıyor Sivas'tan. Sivas kendi evinde gerçekten pek puan kaybetmiyor. 2-1 geçti Galatasaray'ı ve Trabzonspor bu akşam 0-0 berabere kaldı Göztepe ile kendi evinde. Peki bu sonuçlar puan tablosuna nasıl yansıdı? Onu da ekrana getiriyor arkadaşlarım. Medipol Başakşehir 43 puanla liderliğini sürdürüyor. Takip eden Galatasaray 41 puanla ikinci. Fenerbahçe'nin puanı 38. Dördüncü sırada Beşiktaş'ı görüyoruz. Puanı 37. 34 puanla Kayserispor'un 5. sırada olduğunu görüyoruz. Trabzonspor ve Göztepe'nin puanları eşit ki bu akşam da birer puana ikisi de tamam dedi, öyle diyelim, berabere kaldı. 32 puandalar. 30 puanla Sivas Spor'u görüyoruz 8. sırada. 9. sıradaki takım Bursa Spor puanı 26. Hemen altında Malatya Spor yine 26 puanı paylaşıyor. Kasımpaşa 11 puanla 25 puana sahip 11. sırada. Aytemiz Alanya Spor, Gençler Birliği, Teleset Mobilya Akhisar ve Antalya Spor'un puanı eşit averajla. Sıralama bu şekilde. Hepsi 21 puana sahip. Son üçlüde ne var düşme hattında? Osmanlı Spor'u görüyoruz puan 18, Atiker Konya Spor puanı 17 ve Kardemir Karabük Spor puanı 12. Uzun bir aradan sonra Aytemiz Alanya Spor'u 1-0 yenince puan aldı. 12 puana yükseldi. Tablo böyle, sonuçlar böyle. Medipol Başakşehir'den başlayalım isterim. Medipol Başakşehir'i biraz hadi program öncesinde Burak Gürkan'la da konuşurken yönetiminden, yönetim anlayışından biraz daha diğer takımlardan farklı olduğundan bahsettik. Bu hafta puan kaybetti Cenap abi. Neye bağlıyorsun bu kaybedilen puanı Konyaspor karşısında? Evet. Bir kere Konyaspor gerçekten puanı hak eden bir futbol oynadı. Evet. Hem kendi sahasında olmasının verdiği avantaj, hem seyirci desteği ve ayrıca oynadığı futbolla ve yeni yaptı transferlerle ki onların arasında en önemli oyunculardan biri Yahovic. Ve ayrıca Eto'nun oynamaması. Yani Eto önemli bir oynasa oyuncu. Diyorsun. Oynasaydı daha farklı olabilirdi her şey. Ama bunun yanı sıra Başakşehir, ben şöyle diyorum, yani bunu abartma babından söylemiyorum. İnsanlar daha iyi anlasın diye söylüyorum. Türkiye'nin Barcelona'sı gibi oynuyor. Çok pas yapıyor. Ve zaten istatistiklere bakın. 300 küsür tam net bilmediğim için şeyler, 350'lerin üstünde bir pas yüzdesi var. İyi oynadı dediğimiz Konya'nın 250'lerde bir pas yüzdesi var. Ve ayrıca da alan kapatmayı, sağ parsellemeyi çok iyi yapıyor Başakşehir. Bundan dolayı Başakşehir 1-0'ı da galibiyete bir göbek boşluğunu yakaladı Konya'nın. Çok iyi de futbolcuları var. Adabayar
Zaten hemen karşılığını da verdi onun. Aha. Son 90'ın artı 2'de yediler golü. Evet. O golde yani dedim ya, Konya da hak etmişti yani. Beraberliği en aşağı hak etmişti. Hatta galip de gelebilirdi Konya bu maçta. Ama şu bir gerçek ki Başakşehir gerçekten futbol olarak ben Türkiye'de en keyif aldığım takımlardan biri. Başakşehir birincisi hatta. Ama skütü hayale uğratan birisi var orada, Arda Turan. Maça 60. dakikada girdi. Hiçbir varlık göstermedi. Zaten hiç koşmuyor. Yani ben anlamakta güçlük çekiyorum. Ben onun için bir yazı yazmıştım. Bak Arda, ikinci sınıf adam olarak artık anılacaksın. Sen Türkiye'nin en ucuna gitmiş adamlarından birisin. Değil mi? Barcelona takımı dünyada en uç takımlardan biri. Ve buraya gitmişsin ve buradan dönüyorsun. Başakşehir'e geliyorsun. Başakşehir'e gelmeyi seyircisi yok belki ama futbol olarak, kalite olarak iyi bir takım. Ve ayrıca sen burada bile hiçbir baskı yokken üstünde, hiçbir futbol oynamamaya iki haftadır direniyor gibisin. Yani yazık olacak. Böyle bir yeteneğin çok erken yaşta bana göre siliniyor yavaş yavaş. Öyle mi diyorsun? Kendine gelmesi lazım. Yani Arda Turan bana göre orada takımı sırtlayıp götürmesi lazım. Yani o tarzda, o kalitede, o yetenekli bir futbolcu. Ama bakıyoruz ki Arda Turan sol tarafa çakıyor kendini. Hiçbir koşmuyor. Top aldı. Bu sefer top alışverişini de iyi yapamadı. Yani sonuç olarak ben Başakşehir'le Konyaspor'un berabere kalmasını normal bir netice olarak görüyorum. Ama galibiyet de her iki takıma da gelebilirdi. Olmadı. Berabere bitti. Başakşehir gene de avantajlı çünkü Galatasaray puan kaybettiği için. Evet. Yani o puanı da puan cetvelinde bir puanı da aşarak Galatasaray'ı daha çok göstermiş olduğu bir puanın bile bir avantajı oldu onun için. Hı hı. Ya ben hala benim en büyük favorim diyorum. Hı hı. Şimdi Başakşehir'le ilgili sizin de değerlendirmelerinizi almak istiyorum Burak Gürkan. Lakin öncesinde Abdullah Avcı'nın kısa da olsa bir açıklamasını getirelim. Abdullah Avcı'nın açıklamaları ve maç sonrası değerlendirmelerini seviyorum, beğeniyorum. Beni doyuruyor, bilgi veriyor. Oyunu okuyor. Tabii ama yani çok geniş imkanlarla bu işi hazırlandığını biliyoruz. Biraz bu boyutuna da değinmek istiyorum. Önce bir Abdullah Avcı'nın maç sonrası açıklamalarını bir dinleyelim. Bu bir birlik beraberliği Abdullah Avcı nasıl yorumlamış? Sonrasında devam edeceğiz. Burada bazen direkt oyunu, bazen kenara, öndeki oyuncuları getirmeden rakibin oyunu biraz uzatarak bu opsiyonları denemeye başladık. Oyunda ikinci yarı itibariyle rakip baskılı bir gözükse de ama pozisyon vermiyorduk. Ta ki 90. dakikaya kadar olan pozisyon cebimizdeydi oyun. Bugün bizim oynadığımız maçlarda genelde 65 dakika ortalaması top oyunda kalıyordu. Bugün 51 dakika kalmış. Son zamanlarda en az yaptığımız pas maçını oynadık. %54'te topa sahip olduk. Bu oran bize daha fazlaydı. Attığımız gol dediğim gibi çalıştığımız ataklardandı. Dönen toplarda bugün anahtar kelimelerden bir tanesi oydu. %41 oranında almışız. Bu düşük bir rakam. Adabayar maçta en çok sprint atan oyuncuydu. Mesafe kat eden oyuncuydu. Nasıl bakabiliriz? Çok iyi oynadık mı? Hayır, iyi oynamadık. Rakip çok istekliydi. Onlar mı iyi oynadı? Yok. Oyunun sanki hakkı beraberlik gibi duruyordu ama 90. dakikada hani elinde cebinde olan bir şeyi 90. dakikada kaybetmen bizim açımızdan üzücü tarafı. Bu yarış iyi bir deplasman, ciddi bir deplasman. Baktığında işte rakipler de kaybedebiliyor. Biz de buradan bir puanla dönüyoruz. Bardağın dolu tarafı o anlamda o. Çünkü 90'da yedikten sonra 95'te duran frikikten de yiyebilirdik. Mağlup da olabilirdik. Onun için bu oyundan dersler çıkartıp bir sonraki maça daha iyi hazırlanacağız. Kayıp gibi gözüken, yani son dakikada olması ama deplasmandan da kazançlı gibi gözüken bir durum. Onun için rakibi de tebrik ediyorum. Ondan sonraki maçlarda da onlara başarılar diliyorum. Evet, Abdullah Avcı'nın değerlendirmeleri böyle. Dikkat çeken bir şey, istatistikleri tak 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 koyması. Bu biraz çalıştığı ekiple alakalı. Bunu biliyoruz. Hani farklı rakamlar telaffuz ediyor. 60 kişilik bir ekip falan deniyor. Şimdi biraz buradan futbolun ekonomisi ya da ekonomi futbola etkileri dedik biz tanıtımı yaparken. Özellikle sizin üzerinizden. Şimdi Başakşehir sanırım tam bu denkleme oturuyor.
Değil mi? Yani diğerlerinden biraz ayrılıyor gibi futbol olarak. Yönetimi de yansıyor. Yani futbola da yansıyor. Sahaya da yansıyor. Doğru mu? Şimdi Türkiye'de Başakşehir diğer kulüplerden çok farklı yönetiliyor. Hı hı. Bir şirket Başakşehir. Diğerleri hı hı. gibi bir dernek değil. Hı hı. Türkiye'de genellikle yönetim anlayışı, kulüpçülük ve dernekçilik anlayışı üzerine kurulu. Öyle olunca tabii çok yol kat edilemiyor. Bu kulüpçülük ve dernekçilik anlayışının beraberinde getirdiği bir takım sakıncalar var. Sakıncalar diyeyim onlara. Hı hı. İşte nepotizm gibi istenmeyen ve organizasyonların başarısına engel olan bir takım tavırları Başakşehir'de göremeyiz. Şirket olarak yönetildiği için 5 kişilik bir yönetim kurulu var. Çok da genç bir kulüp aslında. Daha 4 yaşında. Hı hı. Ama oldukça büyük yol kat ettiler. Sahadaki başarı aslında yönetimsel farklılığın ne kadar etki ettiğini gösteriyor. Değil mi? Ekonomik futbola etkisi böyle bir şey kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Hem İşin yönetimsel... içine yönetim bilimi girince. Aynen. Şimdi bahsettiğiniz Abdullah Avcı da çok fazla istatistik kullanıyor. Çünkü hı-hı. bununla ilgili bir ekibi var. Hı-hı. Her maç analiz ediliyor. O analizler Abdullah Hoca'nın önüne konuyor. O analizlerden yola çıkarak rakip analiz ediliyor. Bir sonraki maç değerlendiriliyor vesaire. Şimdi bunlar Türkiye'de çok yapılan işler değil. Abdullah Hoca da sever böyle şeyleri. Benim hı-hı. Futbol Federasyonu'nda çalıştığım dönemde milli takımlar teknik direktörlüğü de yapıyordu. Oradan da biliyorum. Ama ekonomik olarak başarı, yönetimsel farklılık, Başakşehir'in Türkiye'deki diğer kulüplerden farklı yönetiliyor olması sahaya yansıyor tabii ki. Şimdi futbolun, kulübün yönetilmesi bir de demin Arda örneği. Hani Türkiye'de futbolcunun kendi kariyerini yönetmesi de çok böyle hani Arda gibi hani Avrupa'ya gitti gördü, yıllarca orada mücadele etti. Soluduğu tecrübe etti ama yine de olmuyor gibi. Arda'daki bir o performans düşüklüğünü biraz buna bağlamak yanlış mı? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bunlar yani aslında futbolcunun kariyerini ne kadar doğru yönettiğini de soruyorum. Şimdi şöyle benim şahsi fikrim. Hı hı. Bu enteresan bir kombinasyon var orada. Futbolcular zengin, hı hı. genç, cahil ve eğitimsiz. Şimdi bu dördü bir araya gelince yönetilmesi çok zor bir şey haline geliyor aslında. Hı. Türkiye'de yurt dışında örnekleri olduğu gibi bunların birer mentörleri, işte danışmanları vesaire de olmadığı için kendi kariyerlerini ve hayatlarını yönetemiyorlar. Ama Arda burada biraz farklı. Ben Arda'nın düzeleceği kanaatindeyim. Çünkü öyle Arda'nın mi? Bir bu konuda bir danışmanı var. Şirketin adını vermemde sakınca yok. Sonra da söyleyeyim. Hı hı. Possible diye bir şirket var. Yurt dışı menşeli. Hayır tamamen öyle Türk. Mi? Ve tamamen bu İşim iş yabancı. Bu iş için kurulmuş bir şirket. Oyuncu kariyeri yönetmek üzere kurulmuş bir şirket Türkiye'de. Hatta başındaki de benim çok eski arkadaşım. Evet. Tamamen buna kanalize olmuş bir şirket. Arda da onlarla beraber çalışıyor. Türkiye'de sanırım yeni atılıyor bu adımlar değil mi? Bir tane var Türkiye'de böyle yok bir şirket. Yani, değil yok yani öncesinde. Hayır, yok. Daha çok menajer ismini duyarız. Futbolcu evet. deyince akla aynen. gelen odur. Aynen. O pazarı, piyasayı ya da kariyer o süreci o... yapılmaz hiç. O şirket futbolcuların daha doğrusu sporcuların değil sadece futbolcuların değil kariyer yönetimini yapmak üzere kurulmuş bir şirket. Arda zaman içinde muhtemelen toparlayacaktır. Zaten benim şöyle şahsi bir fikrim var. Hı hı. Dikkat ederseniz Adebayor Türkiye'ye geldiğinde bitti deniyordu. İşte Emre 38 yaşında hala oynuyor. Abdullah Avcı'nın da etkisi olacak diye düşünüyorum ben Arda'nın üzerinde. Hmm. Yani Arda'yı da canlandıracak bir faktör Abdullah Avcı'dır diyorsunuz. Abdullah Avcı ve çalışmakta olduğu mentor şirket diyelim. Peki Cenap abi sen ne düşünüyorsun? İşin hani ekonomik boyutu, bilimsel boyutu dedik. Şirket gibi yönetilmesi ya da dernek anlayışı. Aradaki farklılık sence doğru mu? Yani bu tarafa doğru kayması, böylesi yeni şirketlerin kurulması, futbolcuların kariyerini planlayacak. Bence doğru. Hı hı. Yani dernekçilikten kurtulması lazım bir kere. Ben her zaman söylüyorum amatör yöneticiler profesyonel futbol takımlarını yönetemezler. Onun için bunların daha profesyonel hale gelmesi için zaten birinci şekil şirket olması. İkinci şekil profesyonelleşmesi. Yani işte şu anda Abdullah Avcı'nın çalıştığı şirket tarzı yani ekiplerinin daha hı-hı. profesyonel kurmaları lazım takımların. Yani ben artık Türkiye'de futbolun bu mantaliteyle yürümeyeceği kanaatindeyim. Yani bir de üstüne üstlük siyaset de girdi artık son yıllarda Türkiye'de futbolun içine. Eskiye nazaran daha Eskiye fazla. Eskiye nazaran daha fazla siyaset girdi. Ve ben böyle bir düşünen futbol dünyasının olmadığına inanıyorum. Demin bir şeyler konuşuyorduk. Yani bizde hep başkanlar tanınır. Hı hı. Hocalar ikinci planda kalır gibi falan hı hı. filan. Menajerler ya da. Hı hı. Ama bak ileri ülkelere tam tersidir bu. Ya başkanı kimse tanımaz. Menajerini tanır. Menajerine başkan
yıl sonunda takımı aldığı zaman eline ne yaptığına bakar. Böyle dakikada bir de hoca değiştirmezler yani. Şimdi tabii yani şirketleşmesi, hani paranın ya da ekonominin bu kadar futbolun içine girmesi ve yönetmesi bir anlamda daha profesyonel, daha doğru gibi gelse de günümüzde. Ama bir yandan da sanki bizden çıkıyor, başka bir şey oluyor gibi. Biraz hani parayı veren düdüğü çalar. Hani konuşuyoruz ya bazen, Galatasaray'ın örneğin mali kongresi var diyoruz. Sıkıntı. Ya da işte Başakşehir için Bein Sport'un ismi telaffuz ediliyor. Gümüş daha soruldu, yalanlamadı ama zaman değil dedi. Böylesi durumlar ne kadar doğru? Örneğin Başakşehir'in işte bir Katar'a satılması doğru mu? Futbolu geliştirir mi? Bizim futbolumuz yine bizim mi kalır? Başka bir şey olur mu ileride? Futbol şimdi çok global bir şey. Artık günümüzde lokal olmaktan çok çıktı. Bugün Milan bile Çinlilerin. İşte Manchester City, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahibi olduğu bir takım. Chelsea Rusların. Evet. Çok fazla uluslararası yatırım var ve uluslararası para dönüyor artık bu işin içinde. Bence Türkiye'de artık bunun çok fazla dışında kalamaz. Kalmamalı diye düşünüyorum ben. Ha. Şimdi Türkiye yarattığı ekonomik büyüklük olarak Avrupa'nın en büyük 6. futbol ülkesi. Ama saha sonuçları bununla paralel değil. Holiganlıkta birinci hatta değil mi? Holiganlıkta birinci aynen. Maalesef evet gülüyoruz ama. Ama bu yaşanan son gelişmeler, dünyadaki bu globalleşmeye direnemez diye düşünüyorum ben Türk futbolu. Direnmemeli de diye düşünüyorum. Bunun bir takım olumlu sonuçları var. Şimdi Chelsea'yi aldı Abramovich hatırlarsanız. Evet. İlk yaptığı şey futbolcu transfer etmek olmadı. Gittim Manchester United'dan Peter Kenyon'u transfer etti CEO olarak. Ve kulübün yönetimini ona devretti. Bizde de yapılması gereken şeyler bunlar. Yani işte tanıdık, eş, dost, işte Ahmet'in oğlu, Mehmet'in oğlu şeklinde yaklaşımlardan ziyade bu işi kim biliyor, bu işin ekspertizi kimde, kim bu işin uzmanı şeklinde yürümesi lazım ki Türk futbolu artık bir yere varabilsin. Uluslararası alanda bir yere varabilsin. Şimdi bizim ligimiz evet çok rekabetçi. Puan farklarına bakarsanız çok arası dar. Bir tek yanlış bilmiyorsam İtalya ile Türkiye'de rekabet devam ediyor. Almanya'da, İngiltere'de falan, İspanya'da biraz koptu ligler gidiyor. Kopmuş evet. Vaziyette. Şimdi bu bir avantaj aslında ama bu avantajı daha da kullanmak, lehimize çevirmek lazım. Onun için de bu globalleşmenin içinde yer almak lazım diye düşünüyorum ben. Süreç de oraya doğru evriliyor. Evet. Mehmet Özdilek başarılı bir tablo çiziyor. Konya Spor'la ilgili hazırladığımız bir görsel var. Rica edeceğim ben onu sevgili Hüseyin Mert'ten. Hüseyin'in hazırladığı. Konya Spor evinde oynadığı son 3 lig maçı. Başakşehir'le, Trabzon'la ve Fenerbahçe'yle. Puan kaybetmiyor, puan çıkartıyor. Yine Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son 3 maçı. Galatasaray'la, Trabzon'la ve yine Trabzon'la revanşı. Konya Spor böyle bir grafik çiziyor. Başakşehir'den de puan çıkarmasını bildi yine kendi evinde. Mehmet Özdilek'in açıklamalarını bir dinleyelim. Konyaspor'la ilgili yorumda yapmak istersen Cenap abi yine sana dönerim ama bir Mehmet Hoca'ya bir kulak verelim bakalım ne diyor. Maça aynı şekilde aynı ciddiyetle devam ettik. Ki rakip bu ligin topa sahip olma oranında en etkili takımı, birlikte oynama pratiği olan en güçlü takımı, rakip bölgeden fazla çoğalma isteği olan takımların başında. Bu takıma karşı ikinci yarıdaki iştahımız, coşkumuz, yakalama arzumuz devam etti. 90. dakikada da olsak golü bulmak önemli. Faul olduğunda çok net içimden geçen gol oldu dedim. Çünkü Orkan'ın oradan çok iyi vurduğunu biliyorum. Antrenmanlardan da çok çalışıyor. Direkten döndü, olmadı. Ama ben takımdan son derece memnunum. Onun altını kalın çizgiyle çizeyim. Müthiş oynadılar bugün. Ama zaman zaman daha soğukkanlı kalmamız gereken yerlerde heyecanımız, coşkumuz aklımızın önüne geçti. Bunu biraz daha geliştireceğiz. Ama lider de olsa, kendi evinde de deplasmanda da olsa Başakşehir bu ligin önemli takımlarından bir tanesi. Puanla buradan ayrılmak önemli. Dolayısıyla ben oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnunum. Bence bugün seyirci takım müthiş bir birliktelik örneği gösterdi. Burası zaten zor bir deplasman, daha da zorlaştı. Dolayısıyla biz bundan sonra Perşembe ve önümüzdeki Pazar günü yine çok zorlu maçlarımız var. İlk önce Perşembe'ye bakacağız, kupaya.
Ondan sonra deplasmanda Alanya ile oynayıp kendi evimize döneceğiz. Tek tek düşüneceğiz. Ama ben ortaya konulan oyundan, mücadeleden son derece memnunum. Böyle oynadığımız sürece de sorun yok zaten. Mehmet Özdilek böyle diyor. Şimdi Perşembe günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde Türkiye Ziraat Kupası'nda. Başarılı bir grafik var. Ligde Ziraat Kupası'nda son 3 maçını ekrana getirdik. Perşembe günü Konya Spor Galatasaray'ın konuğu dedik. Ne diyorsun Konya'nın başarısına abi? Valla Konya tabii dedim ya, düşme tehlikesi yaşamaya başlayınca enteresan tedbirler almaya başladı. Bilhassa transferde bu ara transferin en hareketli kulübü. Aha. Bir de iyi adamlar aldı. Yani mesela Yahoviç ve Eto, yani kimse bunlara kötü diyemez. Ondan dolayı oynadığı futbol da son Başakşehir maçı olsun, Galatasaray maçı olsun, yani direnci fazla olan bir takım hüviyetinde oynuyor. Hı hı. Ben Konya Spor'un yükselmeye devam edeceği kanaatindeyim. O düşme hattından kurtulacak gibi gözüküyor. Düşme kurtarır o. Bu sene düşmez Konya. Eğer böyle de giderse seneye de kafayı oynayacak takımda yapabilirler yani. Şu anda Konya gibi bir şehire de yakışır. Aha. Peki Burak Gürkan, Konya'nın yani logosundan açıldı arada cümle. Yahoviç, Eto gibi güzel transferler yaptı. Şimdi bu para, bu ekonomi nasıl dönüyor? Daha iyi dönebilir mi? Örneğin Konya daha iyi pazarlanabilir dedin. Evet. Yurt dışı talep edebilir dedin. Yani hatta logodan yola çıktı. Doğru. Neler söyleyeceksin? Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Bunlar aslında pazarlanabilir birer ürün. Hı-hı. Her bir kulüp. Hı-hı. Bazıları bu konuda biraz daha avantajlı. Konya onlardan biri. Konya Spor onlardan bir tanesi benim şahsi fikrim. Çünkü önemli bir hikaye inşa edilebilir Konya Spor'un logosu üzerinden. Hı-hı. Logoya bakarsanız orada bir Selçuklu Kartalı var. Evet, Selçuklu Kartalı üzerinden bir marka hikayesi oluşturulup bu marka hikayesi uluslararası düzeye bile çıkarılabilir düşüncesindeyim ben. Hı hı. Ama kulüplerimiz Türkiye'de nedense pek bu yöne adım atmıyorlar. Genellikle sahadaki günlük geçici başarılar onlar için daha önemli oluyor. Dolayısıyla da bir sezon çok iyi giderken öbür sezon tepe taklak dönüyorlar. Kalıcı başarıyı yakalamak için aslında biraz bu yöne eğilmek lazım. Biraz markalaşmak, kulübün yönetimine eğilmek, uluslararası hale getirmek. Bunun için de bir marka inşa etmek çok önemli. Ben Konya Spor'u bu konuda biraz şanslı görüyorum. Ama tabii buna kafa yorar ve çalışırlarsa. Hı hı hı. O da zaten biraz sizin işiniz. Bu arada pek bahsetmedik, tanıtmadık bu anlamda ama spor yönetimi üzerine de yaptığınız... NBA yaptım. Evet. NBA yaptınız. Ekonomisi üzerine değil mi? İşletmesi, pazarlama üzerine. Evet, bu da esasında yani branş olarak değil mi? Biraz yeni yeni ülkemizde başlayan, üniversitelerde açılan bölümlerden biri. Doğru mu? Benim şöyle enteresan komik bir hikayem var. Ben spor yönetimini bitirdim Marmara'da 98'de. Sonra hep aklımda yüksek lisans yapmak vardı. NBA'yi hep hayal ettiğim bir şeydi. Yeditepe Üniversitesi'nin mülakatına gittim. Tabii mülakata gelenlerin çoğunluğu mühendis. 10 kişiden 9'u mühendis oraya gelen. Sordular ne mezunusun diye. Spor yönetimi deyince böyle bir sessizlik oldu salonda. Spor yönetimi bitirmiş bir MBA yapmak istiyor falan. Çok enteresan gelmişti. Muhtemelen MBA diploması olan başka spor yönetimi mezunu var mıdır ülkede bilmiyorum. Çok emin bu anlamda tek de olabilirsiniz. Yani. Olabilirim. Evet. Araştırmadım ama spor yönetimi üzerine ihtisas yapan çok var. Var. Yeni yeni bu tarafa doğru da çok bir yeni dönüş. Gelişiyor aynen. Özel üniversitelerde de açılıyor bölüm aynen. Ligin ikincisi Galatasaray'a geçelim mi? Galatasaray puan kaybetti Sivasspor'dan. Hani puan çıkarmak zordu. Geçen hafta bizim yorumumuz bu haftaya bakarken böyleydi. Sivas'a giden biraz zorlanıyor. Beşiktaş öyle. Keza Başakşehir öyle. Sivas 2-1 yendi. Fatih Terim'in açıklamalarıyla başlayalım isterseniz. Hoca maçtan sonra ne dedi? Bir onu dinleyelim. Sonrasında yorumlarınızı alacağım. Maçtan önce gelen fırsat acaba bize değişik etki etmiş olabilir mi diye de düşünüyorum açıkçası. Bu gerilim, bu kazanırsak lider olacağız durumu herhalde kaldıramadık diye düşünüyorum. Çünkü biz geldiğimden beri 7-8 maç oynadık, hiç böyle kötü maç oynamadık. Burada 3 puanı kaybettiğimize mi üzüleyim? Liderliği kaçırdığımıza mı üzüleyim? Yoksa oyun kalitesinin bizim oyunumuzun altında kaldığına mı üzüleyim ki ben 3.'ye daha çok üzülüyorum açıkçası. Bize bu oyunu yakıştıramıyorum. Ha berabere biter miydi? 3-2 de yapabilir miydik? Bu da olabilirdi. 3.'ü de yiyebilirdik. Ama
bu oyun bizim oyunumuz değildi. Devre arası bir şeyleri belki değiştirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıya daha bir iyi falan ama bütün aksilikler üst üste gelişti. Muslera'nın böyle bir şeyi. Arkadan son 10-15 dakika tam sıkıştırdığınız anda hakemin atmasına gerek kalmadı. Bizim oyuncumuz kendiliğinden çıktı arka adresinde. Bunlar bazen böyle geldi. Ona rağmen 10 kişiyle o refleks birkaç pozisyon getirdi ama bu pozisyon 2-2 de yapsa, 3-2 de yapsa bugünkü benim konuşmalarım hiç değişmezdi. Gerçek budur. Bugün maalesef Galatasaray'ın normlarının altında kaldık. Ben kadromdan memnunum. Buradan sonra bir transfer daha yok. Boşu boşuna konuşmanın da manası yok. Mevcut oyuncularımızı yükseltmek için uğraşıyoruz. Bu tip kazalar yolda olacak. Olmasa iyiydi. Ama bu bazen her musibette bir hayır vardır. O tarafa döndürmek lazım. Bizim bugün mağlubiyetimiz kadar Sivas'ın da iyi oyununu konuşun. Biraz da onu da söylemek lazım. Hakkını vermek lazım. Tabii ki sezon sonu Allah nasip ederse ne yapacağımızı göreceksiniz. Yani derin bir kadro mu dersen kadro ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ben memnunum kadromdan. Gereğini de yapacağız. Bu arkadaşlarımız bir maç kaybettiler diye atacak, satacak halimiz yok. Olabilir böyle şeyler. Sonuna kadar da bunlarla gideceğiz. Fatih Hoca böyle diyor. Derin bir kadromu, kadro hakkında konuşmayayım ama ben kadroma inanıyorum, güveniyorum diyor. Sezon sonuna kadar bu kadroyla devam edeceğiz. Biraz daha seviyeyi yükselteceğiz diyor. Ne diyorsun abi Sivas Spor karşısında Galatasaray'ın oyununu, futbolunu ben, nasıl yorumluyorsun? Perşembe günkü yazımda ben Galatasaray'da bir fazla bir değişiklik olmadığını yazdım zaten. Hatta Fatih Terim'in maddi konulara girmemesi gerektiğini, gene kulvarını değiştirdiğini, o kulvarın ona ait olmadığını yazdım. Şimdi de her şeye Fatih bir bahane bulur. Gene bir bahaneler buldu kendine göre. Kadroya mesajı veriyor ama. Kadro hakkında konuşmak istemiyorum diyor ama mesajı da veriyor. Yani benim kadrom derin değil. Le getiriyor işe. Hiç bunların arkasına sığınmasın Fatih Terim. Elinde sihirli değnek olmadığını herkes biliyor. Yani o eski günleri ben yaşatabileceğine geldiği günden itibaren ben bunu yazdım. İnanmıyorum da artık. Çünkü o UEFA kupasında, ha ben başarılarında şey yapmıyorum, tenkit etmiyorum geçmişteki. Onlar tamam, Galatasaray'a verdiği başarılar var. Milli takımda da var ama bunun yanı sıra da artık ne zaman olarak, çağ olarak yani onun çağını kaldı. Ne futbolcu kalitesi yönünden, çünkü Fatih geldiği zaman 35 tane futbolcu aldığını da biliyoruz biz Galatasaray'a. Onun için yani bu bahanelerin arkasına da hiç sığınmasın. Kendi işleri gelmek. Tamam, birileri onu teklif edecek ama her zaman derdik ya işte hocası olan takıma gelme. Hocası varken sana bu teklif gelmiş, bunu da biliyoruz. E sen de kabul etmişsin. Yani bu bahanelerin arkasına sığınmasınlar. Yani ben Fatih'i sadece maçlarda izlerken mimiklerini izliyorum. Ben başka şeyini izlemiyorum artık. Çünkü artık o kadar klişeleşmiş ki Fatih'in 60. dakikada adam alması bilmem. Bu klişe işlerin artık bana cazip gelmiyor yani Fatih Terim. Ben zaten seyircinin bu kadar çok Fatih Terim istemesini de anlamakta güçlük çekiyorum. Haklılar bir yerden sonra. Ama eski Fatih'i bekleyemeyiz artık bu saatten sonra. Olmayacak. Biraz, olamaz. Hava yaratılan algı sanki biraz. O algıyı yani unutmak lazım. Ben Fatih'e de üzülüyorum o yönden. Şimdi o da onun altında üzülüyor biliyor musun? Yani her zaman insan başarılı da olamaz. Yani herkesin bir çıkışı bir düşüşü vardır. Artık Fatih Terim tarzı hocaların, Mustafa Denizlilerin. Yani böyle diyeyim. Benim eşittaşlarım bunlar. Bunların düşüşleri var artık. Hep bizim, benim için de geçerli aynı şey. Ben de hoca olsaydı. Benim de bir düşüşümdü artık bu yaştan sonra. Ya bu yaştan sonra çok fazla şeyler beklememek lazım. Çünkü yenileme şansın da yok fazla artık kendine. Yani o bitmiş, tamam, o işler varmış bir zamanlar bilmem ne. Artık yok. Ben daha böyle, bak Lucescu'nun da ben milli takıma gelmesine karşı çıktım. Niye karşı çıktım? Benim lisanımı bilen hocalarla çalışmak istiyorum artık dedim. Daha genç, daha beyni açık, daha taze. Artık bunlarla çalışmalıyız. Yani bizim kulüp başkanlarının bile artık bu normlarda olması lazım bana göre. Yani daha böyle genç, dinamik, daha
açık olmaları lazım. Yani öyle olan kulüpler de zaten fark ediyor hemen yani. Bak emin ol fark ediyor yani. Şimdi burada tabii bazı isimler öne çıktığı için, evet, büyük kulüpler öne çıktığı için hep biz bunlardan bahsetmek durumunda kalıyoruz. Aslında neler var yani? Niye bazı hocaları hep böyle altına halının toz şey yapar gibi süpürüp atıyoruz? Var yani, bunlardan faydalanmalıyız artık. Yani bu Fatihler, Mustafa'lar, işte ne bileyim yani daha başka kim var? Yani Yılmaz Vurallar, benim çok iyi arkadaşım Güvenç Kurtarlar falan. Artık yani bunların devirleri bitti manasında diyorum. Ben bunları küçümsemiyorum. Yaptıkları işleri de küçümsemiyorum. Bugüne kadar yaptıkları işleri de teşekkür ederiz. Bu futbola da yansıyor anladığım kadarıyla. Tabii abi, yani enerjim bitiyor. Bak bir arabalarda nasıl metal yorgunluğu vardır yani, değil mi? Evet. İnsanda da organ yorgunluğu var. Biz hekim adamız yani. Bunu yorgunluğu, sen dünyanın en güzel bakan insanı da olsan, dünyada en çok her şeye dikkat eden insanı da olsan ölmüyor musun? Neden ölüyorsun? En son şey yazıyorlar. Çoklu organ bozukluğu. Bozulmuş ya bu organlar. Yani sen bir şey yapmana gerek yok. Miadı dolunca diyorsun. Miatla her şey. Evet. Ben Cenap abinin söylediğini destekleyecek bir şey ekleyeyim. Belki takip ediyorsunuz. Hoffenheim'ın teknik direktörü kaç yaşında biliyor musunuz? Evet. Nagelsmann. 29 yaşında. Çok genç. Ve önümüzdeki sezon için Bayern'e transferi konuşuluyor. Şimdi Avrupa yine o konuda bizden fersah fersah öne geçmiş vaziyette. 29 yaşında yani bir adam. Bizde ortalama yaş ortalaması, teknik adamda, futbolcuda, başkan değil mi, yönetimde biraz yüksek yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bizde kalecileri 25-26 yaşından eve kaleye geçirmezlerdi ya. Değil mi? Avrupa'da 17-18 yaşında kaleye geçiyor adamlar. Kasiyaslar, Masiyaslar böyle geldiler abi. Yani bizde böyle bir enteresan bulgular vardı. Yani geçmişe çok dönersek su bile içirtmezlerdi de, o da ayrı bir vaka da. Yani bu kafa yapısını, bu şark zihniyetini bırakmalıyız abi artık. Bu şark zihniyeti. Başka hiçbir şey. Hiçbir şeyde ilerlemediğimiz gibi eğitimsel olarak futbolda da aynı durumdayız. Kafamız şark. Çünkü eğitim yok bizim futbolda. Okuyan insanın sen futbolcu olduğunu bana Türkiye'de İki elin parmağı kadar sayamaz. Çünkü destek yok. Amerika'ya git, adam sporcuysa burs veriyor kardeşim. Onu destekliyor, okul dedi, her şeyi destekliyor. Ya bu kafa yapısından kurtaramadığın sürece ülkeni ne siyasette, ne futbolda, ne sosyalde ileri gidemez. Dur abi, yine, tamam. Hemen gömme yine yani. Buna destekleyecek bir örnek daha vereyim. Buyurun. Gerard Piqué'yi bilirsiniz, Barcelona'nın defans oyuncusu. Şu anda NBA yapıyor. Okuyor, okumaya devam. Evet, evet, yüksek lisans yapıyor. Aynen. Şimdi peki üstad, hani işin futbolu, yönetimi falan dedik. Fatih Terim bence önemli bir örnek. Yurt içi, yurt dışı bir sürü başarıya imza atmış. Bugün de hala iddiası olan ve çok önemli bir kulübün başında teknik adam. Futbolunu biraz konuşalım ama işin yani yönetim kısmını bir kenara bakalım. Galatasaraylısın. Galatasaraylısın. Nasıl buluyorsun Galatasaray'ın özellikle bu olağanüstü kongre, Igor Tudor'un gelişi, Terim'in gelişi? Ben biraz hani şampiyonluk yarışında bayağı bir yara aldığını, toparlamakta da güçlük çekeceğini düşünüyorum ki gidişat da öyle. Cenap abi de katılıyor sanırım. Değişen bir şey olmadı yani futbolunda. Bu futbolla şampiyonluk biraz zor gibi geliyor. Hayır, ne dersin? Şimdi bir dakika. Burak sözünü kesiyorum ama Tudor zamanı 6 maç üst üste aldı. Yani. Evet. Ama o gün şartlar biraz daha değişikti. Takımlar hazır değildi falan. Sen erken sezon açtın. Hazır sen falan ne dedin? Falan. 9 puan kaybet dedin. Doğru mu? Şu bu, bu hafta 9 bu puandır hafta. Onun kaybı. Say kaybedilen puanları, senin kaybettiğini de koy üstüne, bak kaç puan çıkıyor ortaya. Ne diyorsun futboluna Galatasaray'ı? Şöyle, ben şöyle değerlendiriyorum konuyu. Şimdi bizde her konuda olduğu gibi bu konuda çok günlük değerlendiriliyor. Hı hı. Sezona takımlar başlıyorlar. Bir takım kuruyorlar. Bu sezon mutlaka şampiyon olmalıyız diye o sezona başlıyorlar. Galatasaray'da öyle başladı. Ben Cenap abiye katılıyorum. Galatasaray'da değişen bir şey yok. Igor Tudor kalsaydı da bundan çok farklı bir şey olmayacaktı diye düşünüyorum. Fatih Terim evet çok önemli bir isim. Çok büyük kariyeri var. Evet. Türkiye'nin belki de en kariyerli, en büyük hocası. Hoca olarak en kariyerli hocası. Evet. Bu da bir ama gerçek. Ama şöyle bir şeyden kurtulması lazım Galatasaray'ın. Şimdi Fatih Hoca onu Milan'da Ancelotti ile yaşadı. Onun tepesinde o Milan teknik direktörüyken Demokles'in kılıcı gibi bir Ancelotti gerçeği vardı. Galatasaray'a da kim gelirse gelsin tepesinde bir Fatih Terim baskısı oluyor yani Demokles'in kılıcı gibi. Doğru, çok güzel bir yer. Şimdi Galatasaray bundan kurtulamadığı müddetçe kulüp olarak ileri doğru gidemeyecek düşüncesindeyim ben. Çünkü başarıyı aramayacak. Başarıyı bir tek yerde arayacak, Fatih Terim'e dönecek. Evet. Başarıyı aramazsan bulamazsın.
bir kişiye bağlı da kalırsan o kadar o kişinin de ömrü yetmezse başarısız olursun. Böyle bir dünya olabilir mi ya? Bir kişiye bağımlılık olabilir mi ya? Olmaz. Bu bak burada biz Fatih'i eleştirmiyoruz. Hı-hı. Fatih'in yaptıklarını da takdir ediyorum. Hı-hı. Bu farklı. Ben zaman diyorum. Artık zaman bazı şeyleri bitiriyor. Bence başka bir görev almalı Fatih. Şimdi evet. Sir Alex Ferguson'a ya başkan bile olabilir Fatih derim Galatasaray'da. Yani bilemem tabii yani. Başkan oldu deniyor. O yönetiyor deniyor. Ya, o tabii ki. O her geldiği zaman başkan diye geliyor da. Şimdi Manchester United'da Alex Ferguson diyorsa olabilir yani başkan. Bıraktı teknik direktörlüğü. Evet. Ya Beckenbauer. Beckenbauer aynı şekilde. Sir Alex Ferguson bugün Manchester United'ın yönetim kurulu üyesi. Ve futbolla ilgili kararları o veriyor. Şimdi Cenap abinin dediği gibi Beckenbauer Bayern Münih'te öyle. Rummenigge aynı şekilde. Bayern Münih'te. Hönes. Uli Hönes aynı şekilde. Fatih Hoca'nın da artık bence daha yukarıda, daha evet, tepede bir görev yönetici alıp... Yönetici tarzına döndü. Aşağıda teknik ekibi yönetiyor olması gerekir. Yani sportif direktör şimdi hani daha kolay anlaşılsın yani diye. Fatih Hoca'nın hani profesyonel geçmişi, yurt dışı dedik, gitti gördü, oraları tecrübe etti. Neden yani yapmıyor ya da bu tarafa daha profesyonel yönetmeye, o desteği almaya, yani Arda'da bahsettik, bu desteği almaya başladı. Niye böyle bir şey yapmıyor? Onu alabilmen için... Yani Abdullah Avcı gibi niye bir ekip kurmuyor örneğin? Onu bilemem. Ben şeyin dediğine katılıyorum Burak'ın. Yani onun, Burak'ın dediği, benim dediğim görevlere gelebilmesi için biat etmesi lazım bir yerlere. Fatih biat etmeyen bir yapısı var. Yani biat derken ben bunu biraz abarttım belki. Biat derken yani birisinden emir alması lazım abi. Yani Fatih emir almayı sevmiyor. Biliyorsun eleman lafından neler çıktıydı. Evet. Ünal Aysal'la. Evet. Bir eleman konuşmasından dolayı. Ama elemansın. Herkes eleman. Sen de elemandın Galatasaray'da çalışırken. Doğru. Sen oradan para aldığın sürece elemanımsın benim. Bu dünyanın her tarafında da böyledir yani. Ama bunu kabul etmeyen bir yapısı var Fatih. Yani aslında ego bu tabii. Zaman zaman Galatasaray'ın üstünde görüyor kendi. Zaman zaman bunu milli takımda da yaptı, üstünde gördü. Ya bu ego meselesi tabii. Yani bu tür egolarıyla o tür görevlerde bulunması çok zor Fatih. Çünkü orada birisi olacak başında. Bir de kulübede olmayı seviyor bence. Hah. Bir de bu tarafı var. Yani sahaya basmayı, yeşile çime. Basmayı aha. Seviyor çimene. Ha, bu da doğaldır. O zaman benim vaktim bitti diyecek, bırakacaksın. Yani başka çaren yok. Bir yere kadar gider bu işte. Ama şöyle bir şey var. Buyurun. Şimdi Fatih Hoca gibi figürlerin bence teknik adam da yetiştiriyor olması lazım. Yani el vermesi lazım. Dikkat ederseniz yani. Şimdi bizde bir havuz var. Bütün takımlar o havuzdaki teknik direktörler içinde dönüyorlar. Doğru. Hiç farklı bir isim duymuyoruz biz o isimler dışında. Şimdi Fatih Hoca gibi bu işe senelerini vermiş, çok büyük de başarılar elde etmiş insanların artık alttan birilerini yetiştiriyor olması lazım bence. Aynı işte Derbali Mustafa Denizli'ye yaptığı gibi, Piontek'in Fatih Terim'e yaptığı gibi. Ama bunların hiçbirini yapmadı. Ne Mustafa yaptı bunu, ne Fatih yaptı, ne Şenol yaptı. Yetiştirmeleri lazım. Hiçbirisi yetiştirmiyor abi. Bizim aynı siyasiler gibi. İkinci adam yetiştirmez bizim siyasiler de onun için. Güzel. Hep koltuğu severiz biz. Hep benim olsun. Peki toplamda Galatasaray'ın yönetimini konuşalım biraz. Şimdi bir olağanüstü kongre, bir yeni başkan, Mayıs'ta bir kongre, bir mali tablo var. Bu mali Mart'ta tablo... Mart'ta kongre. Mali kongre. Evet. Yani şey biraz gelecek karanlık gözüküyor. Cenap abiyle yaptığımızda geçen Ahmet Özdağ'ın da buradaydı. Örneğin Mayıs'taki kongre öyle bir kongre ki sonrası fırtına dedi, boran dedi değil mi? Meçhul dedi yani işte satılması falan bunları konuşuyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz? Ne kadar profesyonel kulüp yani bir Başakşehir gibi şirket değil. Değil. Ama yani böyle çok dernekçi bir kafa da hani bir lise bir ekol. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi, nasıl yönetiliyor Galatasaray? Şimdi aslında kağıt üstünde şirket. Aslında futbol takımı Galatasaray. Yani AŞ'nin aktifinde yer alan bir ama anlayış. Değer. Ama anlayış kulüpçü. Ben şöyle bakıyorum olaya. Bunu şimdi bu yeni yönetim kurulunda da arkadaşlarım var. Daha evvel de hep tanıdıklarımız oldu. İşte Ahmet Özdoğan gibi, Adnan Öztürk gibi isimleri de çok iyi tanıyorum. Onlara da çok seferler bunu ifade ettim. Atom mühendisliği değil aslında bu iş. Amerika'yı da keşfetmeyeceğiz. Yurt dışında yapılmış, başarılı olmuş örnekler var. Değil mi? Dolayısıyla çok fantastik bir şeyler aramaya gerek yok. Ama o fantastik arayışlar bizim kulüplerimizi hep geriye götürüyor düşüncesindeyim. Fazlasıyla da yoruyor. Çok da yoruyor. Çünkü konsantrasyonu başka yerlere veriyorlar. Şimdi Galatasaray ana faaliyet alanından yani futboldan para kazanmıyor. Ama yurt dışındaki örneklere bakarsanız o kulüpler hep bundan para kazanıyorlar. Hı hı. Bunu bir ticari değere dönüştürmüş vaziyetteler.
Galatasaray bir örnek, şu anda onu konuşuyoruz ama Türkiye'de zaten hiçbir kulüp bunu ticari değere dönüştürebilmiş değil Türkiye'de. Dolayısıyla da ana faaliyet alanlarından sapıp kendilerine farklı gelir kalemleri nasıl yaratırlar, hep onun peşindeler. Odaklanmaları gereken yere odaklanmıyorlar. Galatasaray'ın da problemlerinden bir tanesi bence bu. Çok basit önlemler alınabilir aslında. Hem maliyetleri düşürecek hem gelirleri arttırabilecek. Ama bunu yapmak yerine kulüplerimiz yine günü nasıl kurtarırlar? İşte bir sonraki genel kurulda nasıl ibra edilirler? İşte Mayıs'ta nasıl seçilirler? Herkes bunun peşinde. Dolayısıyla bu anlayış devam ettiği müddetçe de çok büyük başarıları beklemek hayal bence. Peki Mayıs'taki kongre bir kırılma noktası olacak mı sizin açınızdan da? Ben şöyle düşünüyorum. Sonrası meçhul mü? Öyle mi diyeyim? Bu statüyü yıkan genel kurul ortamının bir devamı olacak diye düşünüyorum ben. O statükocu zihniyet tekrar göreve gelmez düşüncesindeyim. Yani başkan kalır mı, yeni bir başkan mı gelir onu bilmiyorum. O konuda da bir yıl rivayet var dolaşan ortalıkta. Çok isim var, evet. Çok isim dönüyor. Belki Mustafa Cengiz devam eder, belki yeni biri gelir. Ama yapılması gereken asıl ana faaliyet alanına odaklanmak, oyuncu yetiştirmek, yurt dışına oyuncu ihraç etmek, ticari gelir elde etmek, altyapıya yatırım yapmak. Bunları yaptığı zaman zaten Galatasaray muhakkak ki bu durumdan kurtulacak. Yani Galatasaray'ın işi otel yapmak ya da atıyorum işte GSTV gibi televizyon kanalı işletmek falan değil. Bunlar ana faaliyet alanları değil. Bunlar ancak yorar ve yoruyor da zaten. Fantastik kalan kısımlar bunlar diyorsunuz. Evet. Şimdi Fenerbahçe gelir yaratmada ne kadar başarılı diye soracağım ama önce Fenerbahçe Gençler Birliği'ni konuşalım. Maçı, işin futbolunu, sahadaki durumu konuşalım. Fenerbahçe berabere kaldı kendi sahasında. Bir puan kaybetti yani. Aykut Kocaman'ın açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Aykut Hoca bayağı hakeme yüklendi. Hatta öncesi de böyleydi. Hatta geçen yıl da böyleydi dedi. Daha da geniş aldı. Önce bir Aykut Hoca'yı, Aykut Kocaman'ı dinleyelim. Gençler Birliği. Sonrasında sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Buyurun. Aslında çok uzun söylenecek bir şey yok. Çünkü esas itibariyle sezona sanki damga vuran olayları bir kez daha yaşadık gibi gözüküyor. Tabii bu arada söylenecek çok fazla bir şey yok derken bir cümleyle bunu tamamlamam lazım. Yani sonuçta beceri içeri atmakta, yememekte bir anlamda beceri. Oyunla ilgili belki yani birkaç cümle daha söylenebilir ama onu o tarafa geçelim. İkinci bölüm aslında Giresun maçından sonra yaptığım açıklamaların belki bir devamı gibi olacak gibi gözüküyor. Çünkü çok net gözüküyor fotoğraf. Maçın hemen başında daha birinci dakikada bir hamle zamanlaması yüzünden hemen geçen hafta iki tane kırmızı kart net yok. Net kırmızı kart yani adam oyuncumuzun ayağının üstünde basarak, bacağının üstüne basarak hamle. Hemen üç gün sonra Giresun deplasmanında şikayet ettik tabii bu öyle olmamalı diye. Sanki intikam gibi daha birinci dakikada. Yani siz kimsiniz diyen bir hakem. Hakikaten haklı da yani çok net gözüküyor. Siz kimsiniz yani beden diliyle ondan sonra üç tane net penaltı var. Olmayan penaltı, %100 offside. Hepsi o maça sığdı ama beden diliydi benim için önemli olan. Ben hep söylüyorum penaltılar, offside'ler ya da benzeri şeyler hakem gözünü kırparken kaçırabilir ya da benzeri şey ya olmayabilir yani bunları görmeyebilir ama o sahada okuduğumuz beden dili bence çok daha değerli ve önemli en azından benim açımdan. Beden dili siz kimsinizdi? Meydan okumaydı. Çok net bugünkü hakem de geldi burada. Bu meydan okumayı devam ettirdi. Çok net bir şekilde gözüküyor. 20. dakikada çok net bir kırmızı kart olması gereken pozisyon aynı şekilde devam ettiriliyor. Gözlerine hep söylüyorum hakemlerin bizim maçlarımızda burada özellikle bir perde iniyor. Meydan okumayla ilgili de şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Gözüken şey çok ortada. O zaman çok fazla uzatmaya da gerek yok. Çok formsuz. Formsuz hani kibarca söyleyeyim çok formsuz hakemler. Nedense bize denk geliyor. Benim derdim şu. Bu meydan okumayı yapsınlar. Hakikaten buna da çok ihtiyacımız var. Benim anlatmaya çalıştığım geçen sefer de buydu. Aynı şekilde tekrarlıyorum bunu. Bu meydan okumayı Türkiye'nin her yerindeki statlarda yapsınlar. Her takıma yapsınlar. O zaman başımızın üstünde yeri var. Ancak buraya gelip de Fenerbahçe'nin ki şunu da söylemem lazım atladığım bir yerde. Lütfen şunu atlamayalım. Atlamam lazım. Bu sadece bu döneme ait Fenerbahçe'nin sadece bu dönemine ait bir durum değil. Geçen sezonda buna yakındı. Evvelki sezonda buna yakındı.
Galatasaray çok güçlü yani her alanda dışarıda. Siz de bir mücadele veriyorsunuz saha içinde. Yani bu yetecek mi hocam bu mücadeleniz? Yoksa Fenerbahçe biraz saha dışında güçlenmek için çabalamalı mı? Yani geçen hafta içindeki maçtan sonra zaten bu konudaki görüşümü 3 aşağı 5 yukarı belirtmiştim. Yani bunu biz yetersiziz anlamında söylemedim zaten. Ya da ben vazgeçtim anlamında söylemedim. Bir şeylere işaret etmek için söyledim. Yani bir adım, bir cümle daha, hani birkaç tanesini düzeltme yaptım burada. Düzeltme derken ekleme yaptım. Ama bir fazlasını daha söylemenin herhalde anlamı yok. Yani bizim futbol dünyamız için söylüyorum bunu. Yani her şey o kadar aleni, o kadar ortada ki. Yani körler sağırlar, birbirini ağırlar diye birbirimize böyle şey yapıyoruz. Eğleniyoruz gibi gözüküyor. Evet, Cenap abi önce Burak Gürkan'a sormak istiyorum. Hakemi eleştirmek, hakemi konuşmak, o hakemi, futbolu, Türk futbolunu geliştirir mi, değiştirir mi? Buradan girelim ve tabii yurt dışındaki uygulamalar ya da örnekler ne? Yurt dışında bildiğiniz için soruyorum. Hı hı. Yani hakemler bu kadar çok konuş. Türkiye'de herkesin bildiği bir meslek. Evet. Hakemlik, teknik direktörlük, doğru mu? Herkesin yorum yapabildiği, kuralları, kaideleri bildiği, ezberlediği böyle bir durum var. Ne diyorsunuz? Yani hakemi bu kadar konuşması bir teknik adamın ne kadar doğru? Yurt dışında bu kadar konuşuluyor mu? Biz millet olarak bir günah keçisi aramayı seviyoruz. Sevdiğimiz işlerden bir tanesi bence. Drama seviyoruz. Dolayısıyla da bir başarısızlık durumunda hemen arayışa geçiyoruz. Acaba bu başarısızlığın altındaki günah keçisi kimdir diye. Şimdi izlerseniz Premier Lig'deki hakemler en az bizim hakemlerimiz kadar yanlış kararlar veriyorlar. Ama İngiltere'de hiçbir hakem eleştirisi duymazsınız. Çünkü böyle bir kültür yok. Çünkü biliyorlar ki o karar orada verilmiş, o karar orada bitmiş, pozisyon geçmiş, maç oynanmış. Artık onu tartışmanın kimseye bir faydası yok. Bizde bu kültür de olmadığı için biraz da bu drama sevme şeyinden, DNA'sından kaynaklı sürekli hakem eleştiriliyor bizde. Tabii ki Türk futbolunu hiçbir yere götürme ihtimali yok bunun. Aksine geri götürür. Çünkü sürekli eleştirilen insan başarılı olacaksa da doğru karar verecekse de bir noktadan sonra artık veremez o doğru kararı. Eli ayağı birbirine dolaşır ve paralize olur sahanın içinde. Bence bizim hakemlerimizin de durumu o. Peki Cenap abi yalnızca bu hakem ya da bu maç için değil daha geçmişe de götürdü Aykut Kocaman açıklamasını. Hakemlerin böyle bir tavır aldığını, böyle bir vücut dillerinin, işte kararlarının, duruşlarının olduğunu Fenerbahçe'ye karşı katılıyor musun? Şimdi ben şöyle bir örnek vermeye çalışayım. Dünyanın en güçlü arabalarından birini Lamborghini'ler, işte Porsche'ler gibi falan. Araba mı önemlidir, kullanan mı önemlidir? İkinize de soruyorum. Kullanan önemli tabii. Tabii canım, araba tek başına bir yere gidemeyeceğine. Araba tek başına nereye gidecek? Şimdi Aykut da öyle. Yani kullanamıyor. Çünkü büyük takım hocası değil. Aykut, hiç kusura bakmasın, Fenerbahçelilerin de birçoğu böyle düşünüyor aslında. Yani Aziz Yıldırım bir daha bu adam benim kapımdan içeri giremez ben olduğum sürece dedi, aldı içeriye. Bu dengesizlikleri de anlamıyorum Fenerbahçe. Mehmet Ali Aydınlar için neler dendi? Şimdi onunla sponsorluk anlaşması yaptı mesela. Ya tamam da yani bunların hiçbirisi doğru şekiller değil işte. Aykut ne Galatasaray'ın, ne Fenerbahçe'nin, ne Beşiktaş'ın. Trabzon'u bilemem ama Trabzon'un bile hocası olabilecek kapasitede değil. Hiç Konya'nın hocası olabilir. Konya küçümsediğimden değil. Daha yani bunlar basamak altı takımlar. Dört büyük deniyor çünkü. Sonuç olarak basamak. O tür takımlarda yer alır ama Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kötü oyununu gidip hakeme bağlamak. Velbuena'ya bağlamak. Ne dedi geçen hafta ya? Top, iki tane top vermek lazım. Bir tanesini eve götürsün Velbuena'da. Yani bir yıldız Bıraksan oyuncu... topla yatar dedi. O kadar seviyor. Evet. Bir yıldız oyuncu kompleksi olması. Alex de yapmadı mı bunları? Geçmişte de. Ya bu komplekslerinden kurtulamamış. Ve ben yazımda da yazdım. Lütfen yanlış değerlendirilmesin ama yani konuşmaların birçoğunu da anlayamıyorum. Çok hızlı konuşuyor. Ve diksiyonu da iyi değil. Bence bu kadar para alan hocalar, dünya para alıyorsun. Profesyonelsin. İşin bu ve konuşmak da zorundasın. Bana göre git diksiyon dersi alıp bunu düzeltebilirdi yani. Ya bunları yapmıyorlar. Bana anlatıyor. Hakem öyle yapmış da böyle yapmış da şunu yapmış da. Sen ne yaptın? Takım olarak ne yaptırdın takımına? Kimi aldın? Kimi verdin? Oyunun şeklini mi değiştirdin? Bir adam sokarak, bilmem ne yaparak. Yani bana burada hiç anlatmasın Aykut. Ben Aykut'un Fenerbahçe'de
Fenerbahçe'nin Aykut'la geçirdiği zamana yazık diyorum. Fenerbahçe'nin Aykut'la getirdiği zaman bana göre boşa kullanılmış bir zamandır. Fenerbahçe'nin yönetilmesi, yani Fenerbahçe'nin ve yine ana değil mi branşı futbol üzerinden yönetilmesi ne kadar profesyonel, ne kadar doğru, ne kadar kulüpçü ya da ne kadar bir şirket anlayışı esas. Hani gelirleri falan kıyasladığımızda biraz önce Galatasaray'dan örnekler verdik. Evet. Fenerbahçe ne durumda işte? 3 aşağı 5 yukarı bu kulüplerin hepsinin yönetim anlayışı da geliri de gideri de birbirine çok benzer. Daha çok borçları değil mi? Aynen. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de de çok profesyonel bir yönetim anlayışından bahsetmek mümkün değil. Orada da tamamen bir tek adam anlayışı var. Aziz Yıldırım ne derse o oluyor. Aziz Yıldırım her konuda ön planda. Yönetim kurulu bazı üyeleri çok aktif olanlar ön planda. Orada da yine profesyonellerin söz hakkının olmadığı, hatta profesyonel bir yapılanmanın da olmadığı tamamen Türk tipi bir yönetim tarzı ve anlayışı var. Zaten bu son sponsorluk anlaşması da onun göstergesi. Şimdi Fenerbahçe gibi bir kulüp forma sponsoru bulamıyor ve gidiyor Aziz Yıldırım kavgalı olduğu Mehmet Ali Aydınlar'la anlaşıp Acı Badem'i sponsor olarak bünyeye katıyor. O da sadece Fenerbahçelilikten dolayı. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar hakikaten çok iyi bir Fenerbahçeli. Ve kulübe destek olmak istediği için de sponsor oldu. Ama yurt dışı örneklere bakarsanız şimdi yine İngiltere'den, işte İspanya'dan kimse kimsenin arkadaşı diye bir yere sponsor olmuyor ya da sadece o kulübü tuttuğu için bir yere sponsor olmuyor. Bir takım faydalar elde edebileceğini düşündüğü için ve kulüp de o faydaları markaya sunabildiği için insanlar, markalar sponsor olmayı tercih ediyorlar. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş neden gidip bir Emirates Airlines'ı, Qatar Airways'i sponsor olarak getiremiyor? Çünkü bu tarz yapılanmaları yok. Karşıdaki marka bir şey alamayacağını düşündüğü için hiç o tarz sponsorluklara girmiyorlar. Beşiktaş'ı ben Galatasaray'la Fenerbahçe'den biraz ayırıyorum bu konuda. Onlar biraz daha bu konuda yol almış vaziyetteler. Birazdan o Beşiktaş'a da gireriz. Peki Fenerbahçe'de hani bu profesyonellik anlamında kulüpte başkanlık adına ismi geçen bir Ali Koç var. Bu nasıl yani biraz daha bir avantaj olarak mı görmek lazım? Ali Koç gibi bir ismi yani ticari ya da ekonomik anlamda başarısı ortada. Ben şöyle düşünüyorum. Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olursa eğer ve o kulüpçülük sihrine kapılmazsa çünkü bizim çok profesyonel gördüğümüz insanlar da o sihirli dünyanın içine girince bir anda o sihirli dünyanın bir parçası haline geliyorlar ve gerçek kimliklerinden farklı hareket etmeye başlıyorlar. Eğer o sihre kapılmazsa ve profesyonel bir şekilde olaya bakabilirse Ali Koç büyük büyük avantaj olabilir Fenerbahçe için. Kulüp için. Evet. Profesyonellik esaslı Ali Koç daha doğru bir çözüm diyorsunuz. Beşiktaş yine puan kaybeden bir diğer takım. Daha doğrusu bu hafta beraberlikler haftası gibi oldu. Bursa Spor karşısında o da 2-2'lik bir skorla 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bursa için önemliydi kendi evinde Beşiktaş'tan o puanı çıkartmak. Şenol Hoca'yı bir dinleyelim önce. Şenol Hoca da hani Aykut Kocaman'ın konuşmasını konuşuyor ama bir o kadar da sanki daha mat ve net konuşuyor gibi geliyor bana. Bakın neler demiş Bursa Spor beraberliğinin ardından Şenol Hoca. Sonrasında biraz da Beşiktaş'ı konuşalım. Kazanmamız gereken bir maçta maalesef 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamıştık. Oyun kontrolü bizdeydi. 1-0 öne geçtik. Rakibin pozisyonu yoktu. Biz de 1-0 rehavet içerisinde oynarken iki tane anormal hatalarımız bize pahalıya mal oldu. Rakibi oyuna ortak ettik. Coşkusunu artırdık. Ve devreye 1-0 galip yerine 2-1 mağlup girdik. İkinci yarıda da pozisyonlarımız var. Ama tabii rakibin dirençli olması oyunun gitgelini daha da fazla sağladı. Son dakikada attığımız gol ne bize ne Bursa Spor'a yarayan bir sonuç oldu diye düşünüyorum. Onlar için tabii moral aslında belki önemli. Çünkü rahat alacağımız, bu haliyle bile alabileceğimiz maçta 2 puan kaybettik. Oldukça etkili pozisyonlarımız var. Beklenmeyen şekilde yediğimiz goller var. Bu da pahalı olan bir 2 puan kaybına sebep oldu. Hareketli maç oldu. Bursa Spor'u tebrik ediyorum. 1 puan için bizim için de kaybolan 2 puan diye düşünüyorum. Hani zeminle, hakemle ilgili soru sormasanız iyi olur. Çünkü o tip şeyleri konuşmak istemiyorum. Hemen başka taraflara gidiyor. Gerek yok. Bu zemin buysa, hakemler buysa, işte ne bileyim oyun buysa bunları konuşmak doğru. Yani hakem için söylemiyorum. Hakem kötü diye söylemek istemiyorum. Yani o tip yorumları yapmaya, oyunla ilgili konuşursak daha iyi olur.
Şampiyonlukla ilgili bir şey söylemeliyiz ya, Beşiktaş'ın ismi zaten şampiyonluğu olur veya olmaz ama biz yarışta işte 3 maç sonra şunu oynayacağız diye düşünmüyoruz. Biz şimdi şu anda salı günkü maçı düşünüyoruz, kupa maçını. Ondan sonra da haftaya, cumartesi günü Karabük maçını düşünüyoruz. Her maçı kazanmak için sahip. Bugün de futbol oynamaya çalıştık. Elimizden geldiğince, şartlar ne olursa olsun onu yapacağız. Salı günü de aynı şeyi yapacağız, futbol oynayacağız. Ve bizim inancımız futbol oynayarak maçlar kazanılacağıdır. Burada eksiklerimiz varsa oyuncularla konuşup tartışacağız. Bu bizi nereye götürür? Hedef şampiyonluktur. Maç oynanırken ileride şunu oluruz, bunu oluruz diyemeyiz. Sezon başında zaten söyledik. İster ben olayım, ister başkası olayım, Beşiktaş takımı şampiyonla oynar. Şenol Hoca böyle konuşuyor. Hakem makem konuşmam ben diyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Konuşuyordu. Diyor. Başka zamanlarda konuşuyordu. Yani ne diyorsun abi yani? Ya şimdi ben, yani, biraz Beşiktaş'ın ivme aşağı doğru mu döndü bence, böyle ibre daha doğrusu? Bence Beşiktaş takımını sezon başından beri konuşuyoruz zaten şeylerde de. Ne diyorduk? Beşiktaş maç seçiyor. Değil mi? Dedik Avrupa'da başka oynuyor. Artık onu da aştı Beşiktaş. Bana göre düşüşe geçti Beşiktaş. Maç seçmeyi de aştı. Düşüşe geçmeye başladı. Burada tabii ki Şenol'un da konsantrasyon eksikliği başladı demek ki. Futbolcuları moral motivasyon ve maçlara motive edemiyor demek ki. Yani böyle bir eksiklik başladı onda da. Bundan dolayı bizde biliyorsun çok uzun soluklu hocalıklar olmuyor. İşte en fazla 2 sene, 3 sene üst üste. En fazla Fatih Terim de 4 sene üst üste. O da hep başarı geldiği için oldu. Başarı o gelmese o da olmazdı. Bir Arsene Wenger gibi 20 yıl, 22 yıl Ferguson gibi falan. Nerede öyle şeyler? Şimdi bana göre de artık bu sene şampiyon olma, çünkü artık bu puanlarla biraz daha puan kaybederse şampiyon olma şansını kaybedecek. Yani herkes kaybedecek de hep sen mi kazanacaksın? 37 puanda. Yok. 37 puanda. Ya neyse. Eğer ki bu sene şampiyon olamazsa Beşiktaş, Şenol da durmaz orada. Bu motivasyonu kaybetti diye. Yönetim de istemeyecek zaten Şenol'u. Halbuki bence devam etmesi lazım. Demin onu konuşuyorduk. Beşiktaş takımı aslında yaşlandı. Yaşlı pozisyona geldi Beşiktaş takımı. Çok ileri yaşta futbolcuları var Beşiktaş'ın. Birçok takımımızın var ama Beşiktaş'ta burada çok daha kulvarı daha fazla kullandığı için Avrupa'sı bilmem nesi bu yaşlı futbolcu daha çok etkileniyor bundan. Onun için önemli bir yapısal da değişikliğe gitmek zorunda Beşiktaş futbolcu açısından önümüzdeki sezon için. Wagnerlov'u aldılar. Bana göre Wagnerlov her zaman faydalı olabilir Beşiktaş'a. Ama mesela arkaya aldıkları Vidal Tosic kadar oynamıyor. Yani Tosic daha faydalı oynuyordu. Sakat deniyor, bilmem ne deniyor. Eğer ki Tosic sakat değil de oynatılmıyorsa büyük hata. Ama sakatsa tamam, o ayrı bir şey. Yani şimdi böyle bak araya yama transfer dediğimiz bu tür ara transferler, bunlara yama transfer deriz biz. Hı hı. Bu yama transferlerde de yani o Vidal'e yama transferde alınan şey tutmadı yani tam istenilen seviyede. Yama tutmadı, aşı tutmadı neyse artık. İşte neyse yama aşı. Yani ben Beşiktaş'ın özel bir bana göre motivasyona ihtiyacı var diyorum. Ki bunu da çok kısa zamanda yapmalı. Bunu yönetim, teknik direktörü, ne bileyim taraftarıyla en kısa zamanda yapmazsa biraz daha ara açılırsa iş kopar. Türkiye hani futbolun yaşlanmasından bahsettik. Özellikle yabancı futbolcular açısından işte Çin'e Katar'a gitmeden son durak gibi değil mi? Evet. Hep yaşlar geliyor bize. Biraz ara durak gibi oldu. Niye böyle? Hayır yani onu bırak. Ha? En yaşlılar Amerika'ya gidiyordu. Biz Amerika'dan bile aldık De Jong'u. Evet doğru. Yani böyle doğru. Bir enteresan bir ülkeyiz. Ben şöyle düşünüyorum. Biz kendi futbolcumuzu yetiştiremiyoruz. Aha. Altyapı organizasyonu. Daha çok Cenk Tosunlar yetiştirmek lazım. Arda Turanlar doğru mu? Cenk Tosun da zaten Almanya kökenli biliyorsunuz. Ya aslında evet. Onu da biz yetiştirdik sayılmaz. Yetiştiremiyoruz çünkü böyle bir organizasyonumuz yok. Biraz evvel de bahsettiğim gibi kulüplerimiz hep günü kurtarmak niyetinde. Futbol takımlarının kulüplerin ekonomik güçleri yıldızı getirmeye de yetmiyor. Şimdi Eto Türkiye'de oynuyor ama Eto'yu maharet 26 yaşında Türkiye'ye getirmek. 34 yaşında, 35 yaşında değil. Böyle bir ara durak olmuş vaziyette. Hep futbolun marka değerinden bahsediliyor ama marka değeri böyle yükselmeyecek Türk futbolunun. Yani
işte 30 yaşını aşmış artık kariyerinin artık sondan bir evvelki durağını Türkiye olarak seçmiş oyuncularla Türk futbolunun marka değerinin yükselme ihtimali yok. Kendi futbolcumuzu yetiştirip yurt dışına ihraç etmemiz lazım. Bence bütün kulüplerimiz için hedef bu olmalı. Burada sanırım şöyle yani bu zincir şöyle de biraz işliyor. Türkiye'ye gelen işte Türkiye'yi, İstanbul'u bunun işte artılarını ya da güzelliklerini yaşayan o futbolcular da biraz pazarlıyor. Sanırım onlar da biraz kapı açıyor değil mi? O süreç öyle devam ediyor gibi yani işte. Ya ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Hepimiz Avrupa gördük. Gittik bazı şehirler gördük. Yani İstanbul gibi bir şehirde yaşamak hakikaten o tür insanlar için büyük ayrıcalık yani. Biz bakma bıkıyoruz trafiğinden olsundan busundan ama yani bu kadar yaşayan bir şehir Avrupa'da yok ki. Bilmiyorum ben bilmiyorum. Bir de sanırım doğru. Yani şu boyutta var onu da biraz konuşalım. Program öncesi konuşmuştuk yani Türkiye bir futbolcunun kazancının muhasebeleşmesi vergisel olarak. Hani mali boyutuyla da biraz avantajlı geliyor değil mi? Çok avantajlı. Ne tür farklar var? Avrupa nasıl kontrol altında tutuyor bu işleri? Şimdi bizde futbolcular vergi ödemiyor. Hı-hı. Yani daha doğrusu şöyle kağıt üstünde bir vergi var ama o vergi yükünü kulüpler üstleniyor. Oyuncu adına şey kontratı yansımıyor. Yaparken oyuncuya bir şey yansımıyor. Oyuncu çıplak maaş alıyor. Ama yurt dışında bu mekanizma böyle yürümüyor. Ülkeden ülkeye vergi oranları değişiyor ama vergilendiriliyor bütün Avrupa'da futbolcunun kazancı. Ve futbolcu kendisi o vergilendirilmiş kazancından vergi ödemek zorunda. Takip ettiyseniz son zamanlarda İspanya'da işte Messi gibi üst düzey oyuncular bile vergisel sebeplerle başları belaya girdi. Hı hı. Kanun karşısında hesap vermek zorunda kaldılar. Bizim ülkemiz bu açıdan da bir vergi cenneti futbolcu için. Yani belli bir yaşın üzerinde artık hani belki de ununu eleyip eleği asma noktasında ama asmadım işte yani buraya geliyoruz. Bir de İstanbul'u yaşayalım. İstanbul'da tabii. Üç büyüklerde ya da Anadolu'da bir tabii takımda. Tabii Cenap abinin dediği gibi şehir güzel. İşte aha. Çok büyük para kazanıyorsanız çok tadına varırsınız şehrin. Yaşam i̇şte güzel. İlgi çok üst düzey. Ya bu kadar Avrupa'da ben futbolcunun falan tanındığını zannetmiyorum. Yok bu kadar. Burada çok daha farklı tanınıyor. Bizim medya bunu çok fazla medyatik yapıyor. Şimdi bir tablo yansıdı arkamıza. Süper Lig ekipleri ara transferi boş geçmedi şeklinde sevgili Hüseyin Mert yansıtıyor. 78 futbolcu yollarını ayırdı 18 takımdan. 66 futbolcu renklerine bağlandı işte takımların. Gelen giden bu ara transferdeki tablo. Fenerbahçe'ye bir gelen olmadı. Evet. Ondan sonra Financial Fair Play. Evet. Tablo bu. Anadolu Ajansı hazırlamış. Konya'ya 6 kişi mesela. Şimdi aynen. Konya'dan bahsettik. Bursa'ya 5. Karabük'e 12 kişi gelmiş ya. Evet. Vallahi ben de bilmiyordum. 12 kişi yani. Giden de 14 kişi. Yeni takım kurmuş. Yani. Çok enteresan. İşte bizde geçici çözüm. Bu tablo biraz onu gösteriyor değil mi? Günü kurtarma. Ara transferle bu sezonu kurtarma çabası. Yani uzun vadeli planlar bizde yok. Zaten dikkat ederseniz hiçbir kulübümüzün iş planı, pazarlama planı hiçbirinin yoktur. Olmaz yani. Skora endeksli bir başarı. Evet. Başarı dediğimiz gol atmak, günlük 3 puan almak, o sezonu şampiyon kapatmak. Kesinlikle. Başka hiçbir amaç yok. Halbuki yurt dışında kulüpler biraz sosyal vaka, sosyal makina yani. Bizde o yönü hiç yok işin. Beşiktaş biraz daha farklı dediniz. Ayırmam gerekiyor dediniz. Doğru. O söz yarım kaldı. Beşiktaş nasıl farklılaşıyor Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan ya da diğer kulüplerden? Beşiktaş çok akıllı bir iş yaptı bir kere. Beşiktaş pazarlamanın başına çok akıllı bir arkadaşımızı getirdi. Benim de arkadaşım. Çok bu konuda vizyonu olan ve hakikaten ufuk geniş bir insan. Yönetim de çok destek veriyor. Mesela Beşiktaş sürekli Çin Futbol Federasyonu'na temas halinde. Çin'de bir varlık sahibi olabilmek için. Çin'e gittiler bir hazırlık maçı oynamaya biliyorsunuz. Bayağı bir çıkarma yapıldı oraya canım. Ben geçen gün beraberdim Beşiktaş'taki arkadaşlarımla. Yani Beşiktaş'ın bugün bir tane Türkçe sunumu yok. Bütün sunumları İngilizce. Ve uluslararası bir marka olmak için bir çabası var Beşiktaş'ın diğerlerinden farklı olarak. Diğerlerinin hiç burada bir çabası yok. Bu konuda bir çabası yok. Sadece günü nasıl kurtarırlar onun peşindeler. Onun için Beşiktaş diğerlerinden çok farklı bir yerde duruyor. Teknik adamları da konuştuk. Şenol Hoca'nın yaklaşımı, vizyonu ya da bu konudaki profesyonelliği ne? O da uluslararası birçok başarı imza attı. Ben şahsen beğeniyorum Şenol Hoca'yı. Cenap abiye de katılıyorum. Yani Beşiktaş bu sene şampiyon olamasa da Şenol Güneş'le bence çok uzun yıllar devam etmesi lazım. Ama gider diyor Cenap abi. Ya bence Türkiye'deki de anlayışa göre konuşuyor. Evet. Olması gereken kalması. Olması gereken kalsa. Kalması. Ama gider. Çünkü teknik direktörler aslında bizde hep işte takımı o sezon şampiyonluğa götürmesi gereken kişiler olarak görülüyor. Ama halbuki bir futbol kültürü inşa etmesi gereken kişiler onlar.
Şenol Güneş onu yapabilecek entelektüel kapasiteye sahip. Bir de Şenol, bak demin konuşmamda eğitimden bahsetmiştim. Şenol'da bir de eğitim var. Evet. Yani tarih hocası Şenol. Futbolun katma değere dönmesi için bence en büyük yatırım alanı futbolcunun kendisi. Yani doğru. Top var, futbolcu var. Sahada bu var. Futbolcunun yetişmesi, yani yatırım, altyapı demek. Bu konuda en iyi gördüğünüz örnek ne? Hani Süper Lig'e baktığımızda ya da işte 1. Lig'e baktığımızda hani bir Buca örneği falan veriliyor ama Altın Ordu. Ne diyorsunuz? Altyapıya kim ne kadar, yeteri kadar ya da değer veriyor, yatırım yapıyor? Şöyle söyleyeyim. Yurt dışı örneklere bakarsanız Türkiye'dekilerin hiçbiri bir örnek sayılmaz. Öyle mi? Belki biraz Altın Ordu. O kadar. Başka bir örnek bence yurt dışı örnekleriyle kıyaslanacak durumda değil. Çünkü bizde altyapıya yatırım yok. Altyapıya ayrılan bir bütçe yok. Altyapı antrenörlerine verilen bir değer yok, önem yok. Altyapıdan futbolcu yetiştirelim, yurt dışına satalım kaygısı yok. Şimdi hep tartışıldı, biz oyuncu yetiştiremiyoruz, işte yabancı sayısı fazla filan diye. Evet. Ama halbuki bu mekanizma şöyle çalışmalı. Biz o kadar iyi bir eğitim sistemi kurmalıyız ki, oyuncularımızı o kadar iyi eğitmeliyiz ki, o yetiştirdiğimiz genç çocuklar yurt dışından gelenlerle rekabet edebilmeli ve kendini çok geliştirip aslında yurt dışına gidebilmeli. Bizim yurt dışında, Avrupa'da, başka ülkelerde oynayan 20-25 tane oyuncumuz olmalı. Hı hı. Böyle parmakla göstermemeliyiz. Ancak o zaman Türk futbolu bir yere varacak. Onu da yapan, mesela onu da yapan şirketler var yurt dışında. Hı hı. Ama Türkiye'deki hiçbir kulüpte o şirketlerle çalışmayı akıl edemiyor. Çünkü hep bizde altyapılar yine eş dost arpalığı durumunda. Evet. Altyapı konusu hep Türkiye'nin değil mi kanayan yarasıdır, kangrenleşmiş. Evet. Yıllardır hep konuşuruz. İşte Türkiye'nin altın ordusu Hüseyin Mert hemen hazırladı. 3 A milli olmak üzere toplam 38 oyuncuyu milli takımlara kazandırdık diyor. İşte altın ordu genç takım düzeyinde. Burhan dediğine katılıyorum. Aha. Yani altın ordunun dışında, ki altın ordu bile yeterli olmamakla birlikte, ama altın ordunun Türkiye için fazlasıyla yapıyor bu işi. Belki Avrupa'da yarışacak hale getiriyor ama kendini Avrupa'yla altyapı olarak. İşte Türkiye'de şu tablo Altın Ordu'nun ne kadar başarılı olduğunu ve bunların hepsi sonuç olarak Altın Ordu'ya para olarak dönecek. Bir de bu tarafı barış. Yani şu çocuklara hiç para vermeden aldığı çocuklar bunlar. Bunlara tabii ki bir takım yatırımlar yaptı. Yedirdi, içirdi, yatırdı gibi. Yani bunu herkese yaparsın. Ama bunların bir de geri dönüşü korkunç olacak Altın Ordu'ya. Ve Altın Ordu takımını bu yönden çok takdir ediyorum. Hep yani bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş, Altın Ordu gibi bir kulüp bunu yaparken Trabzon nasıl yapamıyorlar, yapmıyorlar veya yapmak istemiyorlar, bunu anlamakta güçlük çekiyorum yani. Evet, yani Trabzon dedin önemli. Trabzon çünkü Trabzon'un çıkışı böyle zaten. Aynen. Çıkış şekli bu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş köklü takımlar. Tamam. Trabzon, Örneğin Eskişehirspor değil mi? Bunlar niye yapmıyor? Daha çok dışarıdan alırlardı gene. Hı hı. Ama Trabzon oradan çıkanlarla büyüdü. Ben hayret ediyorum yani. Bu Trabzon bile bıraktı bu işi ya. Bir de futbol dünyasının karakter olarak, yapı olarak yetiştiği bir yer. Yani nasıl bir ağaç bir yerde yetişir diyorsak, orada da futbolcu yetişiyor yani. Bazı şehirler vardır. Çok önemli futbol dünyasına insanlar kazandırmışlar. Bir dönem Sakarya örneğin değil mi? Sakarya'sı, Kocaeli'si, Trabzon'u. Yani bunlar çok önemli şehirler. Eskişehir. Eskişehir'i. Ama yok, şimdi hiç böyle bir şey yok. Şimdi yani futbol biraz hani değişiyor. Dünyada değişiyor, Türkiye'de değişiyor dedik. Futbolun şirketleşmesi ya da profesyonel yönetilmesi. Ama tabii hani futbolda hani o formülden çıkartamayacağımız bir değişken de seyirci, tribün. Doğru. Taraftar, 12. adam. Şimdi bazı fotoğraflar hazırladık. Bu fotoğraflarda tribünleri görüyoruz. Bu Kasımpaşa burası. Kasımpaşa karşılaşması öncesi, çekilen seremoni öncesi fotoğraf. Gördüğünüz gibi arka taraf bomboş. Akhisar maçı öncesi. Evet. Bu hangi karşılaşma arkadaşlar? Kayseri. Kayseri, evet. Kayseri. Yeni Malatya mı? Osmanlı Spor. Ha, Osmanlı. Osmanlı Spor, Kayseri karşılaşması. Ankara'da. Tribünler böyle. Görüyorsunuz. Bu da bir başka fotoğraf. Aynı. Bu Erzurumspor. Evet. Erzurumspor'un tribünü oldukça kalabalık, heyecanlı. Atkılar, kaşkollar, bando, müzika. Yine bir başka karşılaşma. Eskişehirspor Denizli. SS namı diğer değil mi? SS'in taraftarı. Bu da Denizli taraftarı karşıda gördüğümüz.
Devam edelim. Pardon. Adana Demir. Pardon, Adana Demir. Denizli burada, evet. Denizli taraftarı şimdi seremonide arkada Eskişehir'le görülüyor. Eskişehir'le Denizli. Aha. Arkada tribünün hani şimdi burada fulyo ama evet. Ben de. Oradaki canlılık. Yine Erzurum dedik. Ya Kocaeli, Sakarya ya bunların hepsi. Şöyle soracağım. Şimdi bu fotoğrafları yorumlamak lazım. Yani futbolun profesyonelleşmesi, şirketleşmesi ya da işte futbolun ekonomi, ekonominin futbola etkisi. Seyirci bunun neresinde? Tüm bu. Yalnız da seyirci burada tüketen, izleyen, taraftar ve işte kaşkol ya da forma alan bir kişi mi? Yoksa hani 12. adam dediğimiz o müdahale eden gerektiğinde ayağa kaldıran, hani o maçı çeviren bir öge mi? Şimdi bence Türkiye'de seyirci bu mekanizmanın içine dahil edilmiyor düşüncesinde. Hmm. Şimdi kulüplerimiz hep seyirci maça gelsin diye bekliyorlar. Taraftarları olsun diye bekliyorlar. Hmm. Destek bekliyorlar. Ama bunun içinde hiçbir şey yapmıyorlar. Yani çok çok az örnek vardır seyirciye yönelik yapılan taraftar etkileşimi için, taraftara yönelik pazarlama faaliyetleri çok çok az Türkiye'de. Yine yurt dışı örneklere kıyasla. Bu yapılmadığı müddetçe Türkiye'de bu tribünleri görmeye devam edeceğiz. Örneğin Başakşehir. Şimdi sahada çok başarılı. Ama seyirci yok. Yönetimsel olarak başarılı. Aha. Ama taraftar için onlar da hiçbir şey yapmıyorlar. Yani. Ya da işte Kasımpaşa bir dönem Turgay Ciner ilk yeni aldığında kulübü. Aha. Onlar da böyle bir rüzgarla girdiler. Onlar da taraftar için hiçbir şey yapmadılar. Belki arkalarına bir taraftar kitlesi alabilseler de bu durumda olmayacak. Şu anda bence en önemli, en iyi giden takım Başakşehir'in taraftarı yok. Yok. Evet. Çünkü buna yönelik bir şey yapmıyorlar. Bir faaliyetleri yok. Bu fan engagement dediğimiz şey, terminolojik olarak bu futbol pazarlaması içinde, Türkiye'de yoka yakın. Taraftar olanlar da bu anlayıştan uzak. Çok uzak. Taraftar kendi... Örneğin Eskişehir Spor. Kendi gönül bağıyla orada yer alıyor. Bir faktör daha var. Türkiye'de bilet fiyatları Avrupa'nın en pahalı ikinci ya da üçüncü bileti diyebilirim. Yani İngiltere'den hemen sonra geliyoruz yanlış bilmiyorsam. Yani çok pahalı. Ama o İngiltere full oynuyor. İkinci lig takımı dahil. Full oynuyor. Size şöyle bir örnek vereyim. Napoli bir ara üçüncü lige kadar düşmüştü İtalya'da. Serie C'de oynarken Napoli 70 bin kişi oynuyor. Refah stadı mıdır? Nedir bu ya? Hüseyin Mert nedir bu? Ha, Engin Baytar'ın oynadığı Ereğli Spor amatörlük görüntüleri diyor. Evet, Engin Baytar. Ha, Engin Baytar. Evet, evet, evet. Oraya gitti. Oraya da mıymış? Eskişehir'deydi Engin. Hırslı bir oyuncu. Şimdi Ereğli Spor'da. Oradan görüntüler geliyor. Futbol bizde pazarlanamıyor. Özetle. Pazarlamada değil mi? Ne sattığından çok nasıl sattığın. Tabii, aynen öyle. Onu beceremiyoruz sanırım. Yani bu bir hikaye anlatımı aslında. Aha. Storytelling dediğimiz şey. Türkiye'de hiç yok. Biraz daha Konya Spor örneğini verdik. Evet. Şimdi Konya'nın çok güzel bir stadı var. Şahane bir marka hikayesi yaratılabilir. Taraftar bunun için entegre edilebilir. Konya Spor evet taraftarı var ama o taraftardan elde ettiği faydayı ölçmek lazım. Yani taraftar sadece tribüne gelip bağırmaktan ibaret değil. O taraftar kulübün ekonomisine ne kadar katkı sağlıyor? Bu önemli. Eskişehir Spor bu konuda nasıl bir örnek? Yani Konya gibi avantajlı mı? Taraftar deyince, yani işte şimdi çarşı falan konuşuyoruz ama çarşı yokken Eskişehir Spor'un karagraflerini ben hatırlıyorum biz çocukken. Tabii. Yani öyle bir taraftar geçmişi var bu takımın. Amigo Orhan var değil mi? Amigo yılları başlattı. Eskişehir Spor bu konuda çok önemli. Koroydu değil. Yani. Amigo olmak önemli transfer değil. Transfer teklifi almış ilk Amigo. Evet yani ben onu çok izledim. İçin. Ben de. Çok eskiden kireç vardı. Kireç dökülürdü. O Santra'da kireci alır, o bir baba hindi çektirirdi bütün stadyuma. Şimdi bunlar mesela, bu hikayeler geçmişte kalmış, günümüze devam etmeyen hikayeler. Aslında bu hikayeler üzerine markayı inşa etmek lazım ki o taraftar devamlılığı sağlansın. Bizde bunlar hiç yapılmıyor. Yani o Amigo hikayesi üzerinden Eskişehir Spor öyle bir hikaye yaratırsınız ki bu uluslararası platformda örnek hikaye olur. Bunun mesela Liverpool değil mi? Leeds United. Tabii. Bunları bu hikayeleri yaptılar. O Liverpool'un bir şarkısı var ya hep seninle ben... Bir şey... You Will Never Walk Alone. Ha. Yani o tarz mesela onları internasyonel yapmışlar bu işi. Tabii. Bizde bir yok dönem Beşiktaş yeni stadı yapacağız ama Vodafone Park'ı inşa etmezden hemen önce. O zaman Türkiye'de IMG Doğuş bu işlerle ilgileniyordu Beşiktaş adına. Ben onlara şey önermiştim. Beleştepe belgeseli çekin diye önermiştim. Çünkü ben çok önemli olduğunu düşünüyorum o kültürün. O kültür üzerine bir şey inşa edilebilirdi ama yapılmadı şimdi. Bu tarz şeyler bizde hiç yapılmıyor.
yapılmadığı müddetçe de bizde taraftarın etkileşimi ve kulübün ekonomisine katkısı hep yarım kalacak, eksik kalacak. Evet. Az bir zaman kaldı. Hikayelerden bahsettik. Futbolun hikayesi, değil mi? Kulüplerin hikayesi. Ben veda ederken Adebayor'un selam verdiği görüntü vardı ya, 10 numaraydı. Bayıldım. Hatayspor'un yaptığı bir çalışma var. Buyur abi. Asker çapı. Tabii tabii. Golden sonra verdiği asker selam. Şimdi ülkenin de bir hikayesi var. Bu vatanın da bir hikayesi var. Yine hikayeler yazılıyor. Kahramanlık hikayeleri yazılıyor şu anda Afrin'de, Zeytindal Harekatı'nda. Oraya gönderme yapmış Hatayspor. Çok güzel bir klip hazırlamış. Ki onlar da onun acısını çekiyorlar. Yani. Aynen. Şehit haberleri alıyoruz. İçimiz evet. Yanıyor. Ama bu vatan için diyoruz. Onlara başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, sevenlerine. Allah onların yollarını açık etsin. Gönüllerimiz. Arkada onlar dönmeye de başladı. Birazdan kendi sesiyle de dinler. Bununla veda etmiş oluruz. Tabii. Ben birer cümle, son cümle alayım sizden. Öyle veda edelim. Buyurun. Önce Cenap abi. Vallahi bir... Gelecek haftaya bakamadık ama az bir zaman kaldı. Gelecek haftadan daha önemli olan şu anda askerimizin, o Afrin Harekatı'nda olan yiğitlerimizin, ama tabii bu arada çok üzüldüğümüz şehitlerimizin, Allah nurlar içinde yatırsın. Ha. Ama yiğitlerimizi de Allah kazadan, beladan, yaralanmaktan, ölmekten korusun. Çünkü bu devlet hepimizin. Hı hı. Bu vatan değil mi? Bu vatan hepimizin. Bu bize birileri geliyor Suriye'den, oradan, buradan, ama biz hiçbir yere gidemeyiz. Allah korusun bir şey olursa. Onun için biz vatan için ölürüz burada. Hı hı. Onun için hiç kimse ölmesin, ama bu vatan birliği de bütünlüğü de bozulmasın. Onun için bayrağıma ve askerime gönülden selam ve sevgilerimi gönderiyorum burada. Peki. Üstad, sen birkaç cümle söylemek istersen. Ben ya kendi uzmanlığımla ilgili bir yorum yapayım son olarak. Hatayspor'un böyle bir şey yapmış olması güzel. Çünkü bir an evvel bahsettim ya, sürekli hikaye anlatıcısı olmak lazım, hikayeler anlatmak lazım. Hatayspor'un da tabii bu durumda yaşadığı önemli bir hikaye var ve bunu futbolla ve sporla bağdaştırmış olması, bunu buraya taşımış olması hakikaten mantıklı. Şimdi kulüpler ve spor kulüpleri, futbol kulüpleri aslında birer sosyal örgütler. Dolayısıyla da arkalarında kitleler var. Her ne kadar biraz evvel bahsettiğiniz gibi etkileşimi çok eksik olsa da. Hı hı. O etkileşimi yaratmanın yollarından bir tanesi de bu. Hatayspor çok iyi kullanmış, çok başarılı bir iş yapmış. Çok da tebrik ediyorum kendilerini. Güzel bir program oldu. Davetiniz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum katkınız için, geldiğiniz için. Farklı yanlarla, yönlerle futbolu yine kimseye tabiri caizse eyvallah demeden konuşma fırsatı bulduk, yakaladık. Sevgili Burak Gürkan, Cenap abi, çok teşekkür ediyorum. Veda ediyoruz efendim. Veda ederken Hatayspor'u Mehmetçi'ye destek klibiyle veda etmiş olacağız. Haftaya yine pazartesi akşamı 22.30'da futbol tutkusunda görüşünceye dek hoşça, sağlıcakla kalınız. Türk ulusunun kahraman askerleri. Kanının son damlasına kadar mücadele eden kardeşlerimiz. Hepiniz Türk milletinin kahraman evlatlarısınız. Yiğitler. Sanmayın ki orada yalnızsınız. Ellerimiz yüreklerimizde, dualarımız sizlerle. Vatan için ölmeyi şeref sayan. Yurdun Yılmaz bekçilerine. Afrin'e giden Türk ordusunun şanlı askerleri. Ayağınıza taş değmesin, başınıza bir iş gelmesin. Millete can olan Mehmetçi'ye selam olsun. Kınalı kuzularına selam olsun. Yaptığınız kahramanlıkları unutursak kanımız kalbimiz kurusun. Hepinizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepinizin sağlık ve sıhhatle memlekete dönmenizi temenni ediyorum. Rabbim ordumuzu korusun. Çıktıkları her mücadelede onları muzaffer kılsın.